Şimdi vücudumuzda yer çekimine ve yaşa en çok yenilen yenik düşen organlarımızdan birisi göz ve göz çevresi, göz kapağı. Evet. bu konuda son yıllarda daha bilinçli olması açısından insanların da bu ameliyatların işte asimetri olmasın, daha bir göz doktorunun denetiminde olsun tercihleri olduğunu da görüyoruz. Siz de başarılı göz kapağı e, ameliyatları yapıyorsunuz. E, özellikle e, ameliyatsız tekniği ve ameliyat tekniğini bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. E, göz kapağı sizin de dediğiniz gibi e, vücudun en ince derisi olduğu için e, diğer o dokularımıza göre çok daha erken bozulmaya başlıyor. 30'lu yaşlardan sonra biz göz kapağımızda kırışıklıklar, sarkmalar görebiliyoruz ya da e, bazı dokuların gevşemesi yüzünden de. E, torbalanmalar görüyoruz. Bizim için e, en çok hastalarımızın şikayetleri bunlar. E, tabii son yıllara kadar daha çok yaptığımız e, cerrahi yöntemlerde Sarkmış, e, kırışmış ya da torbalanmış e, dokuların tamir esasına dayanan göz kapağının tekrar şekillendirilmesi yani blefroplasti ameliyatlarını yapıyorduk. Ancak Türkiye'de son yaklaşık 5 yıldır e, daha çok yaygınlaşan ama Avrupa'da da yaklaşık 10-15 yıldır yapılan ...plazma tedavisi dediğimiz ameliyatsız göz kapağı düzeltmelerini de yapıyoruz artık. Hı hı. Bu tedavinin daha çok tercih edilmesi... ...doktor olarak biraz daha erken, çok yoğun göz kapağı bozulmamış hastalarda tercih ediyoruz biz bu yöntemi. Çünkü ilerlemiş hastalarda çok uygun olmayabiliyor, yeterli gelmeyebiliyor ya da... ...özellikle çok yoğun göz kapağı torbalanmaları varsa... ...plazma tedavisi etkin olmayabiliyor bu hastalarda. Bir de göz kapağına cerrahi yaptırmak istemeyen hastalarımız da olabiliyor. Onların bir tercihi. Onun dışında da özellikle 30'lu yaşlardan sonra bu değişimler başladığı için göz kapaklarımızda... ...daha erken aşamada başvuran hastalar için de zaten en uygun tedavi plazma tedavisi olarak hı hı. kullanılıyor. Bunun da esprisi şu... E, prensibi e, dokuların tekrar kendini yenilemesini sağlamak amacıyla e, dokuya yüksek e, iyonize bir e, plazma adı verilen iyonize bir enerji uygulayan bir cihaz bu e, ve bu sırada doku e, katı halden sıvı hale geçmeden buharlaştığı için de bu yüksek enerjiyi daha alttaki e, yara izi oluşturabilecek e, derin dokularımıza ulaştırmıyor. Ve yüzeyde kalıyor etkisi tedavinin. Dolayısıyla e, normal böyle bir gözü yakmak gibi bir işlem değil de doğrudan buharlaşan doku ve yüzeydeki bir doku daha alttan, daha gergin ve daha yeni bir doku olarak da e, iyileşmeye başlıyor daha ameliyathane sonra. Ameliyathane ortamına girilmiyor. Herhangi bir anestezi de almıyor hasta. Doğru. E, ameliyathane ortamına gerek yok böyle bir tedavi için. E, yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika kadar e, göz kapağı üzerine bir ağır kesici jel uyguluyoruz. Daha sonrasında da bunu bir antiseptik solüsyonla temizledikten sonra büyüklüğüne göre yapacağımız alanın 15 dakika ile yarım saat arasında süren bir seansla tedaviye gerçekleştirebiliyoruz. E, yeni herhalde yeni bir tedavi olduğu için yeni yeni birkaç merkezde var sanırım. Çok Yeni yani. yeni yaygınlaşıyor. Evet. E, bu konu üstünde tecrübeler arttıkça daha çok merkezlerde uygulanmaya başladı. Evet. Göz söz konusu olunca da sanki daha çok ameliyat dışı tekniği tercih ederiz gibi geldi bana. Evet. Bizde genellikle öyle oluyor zaten. Yani mesela lazerin tercih edilmesinin sebebi de bu. Çok fazla bıçak değmesin diye. Hı hı. E, gözde de özellikle bu plazma tedavisinin yaygınlaşmasının sebebi de bu. E, tabii başka avantajları da var. E, hastalarımızın gündelik hayatına dönmesi daha hızlı oluyor cerrahiye göre. E, iyileşme süreci daha hızlı. Tabii ki bir iz oluşma riski eğer tedavi sonrası bizim söylediklerimize, yönergelere uyarsanız göz kapağınızda bir iz olma ihtimali de ortadan kalkıyor. Ancak 50'li yaşlara kadar hiçbir şey yapılmamışsa, birden artık göz kapağı düzelsin diye düşünüyorsa o zaman mutlaka ameliyat kaçınılmaz oluyor. Ameliyatı biz zaten hastamızla konuşuyoruz. Plexer'ın... Ya da plazma tedavisinin işe yaramayacağı durumlarda zaten biz hastamızı e, ameliyata yönlendiriyoruz. Çünkü her hasta için uygun değil. Hı -hı. Peki burada bazen de görüyoruz işte göz kapağı estetiği olmuş ama asimetri var. Evet. İşte gözün biri daha yukarıda duruyor öbürü aşağıda kalmış. E, ya da işte birinden daha fazla doku alınmış birinden daha az. Bu da çok göze batabiliyor. Burada bir göz doktorunun farklı açıdan baktığını düşünüyorum. Şimdi göz bizim için tabi e, plastik cerrahi meslektaşlarımız var çok da güzel göz kapağı ameliyatları yapıyorlar ama bizim için estetik dediğimiz zaman tek yer göz kapağı çevresi oluyor aslında odaklandığımız tek yer e, buradaki tabi e, estetikteki e, asimetri tabi biz bunu hastalarımıza paylaşıyoruz çoğu zaman aslında kaştan da kaynaklanan bir sorun e, bizim hekim olarak e, asimetriyi asimetriye sebebiyet vermememiz için biz aslında e, aldığımız dokudan çok odaklanmamızı bırakacağımız dokuya verdiğimiz zaman bir asimetri ortaya çıkmıyor zaten. Çünkü iki göz kapağındaki e, sarkmış, e, bozulmuş e, deri miktar farklı olabilir. Ama siz geride bırakacağınız doğruyu, do, dokuyu doğru seçerseniz herhangi bir asimetrinin olması mümkün değil. Bu konuda da plazma tedavisi aslında biraz önde giden bir tedavi. Çünkü... Plazma tedavisiyle kapak tedavisi sonrası e, asimetrik, açılan, kapanmayan gözler mümkün e, dikkat evet, edilmezse. Evet. Ama plazma tedavisinde çok konservatif bir tedavi yani doku koruyucu bir tedavi plazma tedavisi. E, asimetri olma ihtimali neredeyse imkansız. Plazma tedavisi gene cerrahi dışı olarak hayatımıza girdi ama bu konu çok önemli bir noktaya değindiniz. Herkes iyi bir aday olmayabiliyor. O yüzden evet. hastanın ihtiyacını belirleyip karşılıklı değerlendirmede e, hastanın ihtiyacına göre bir tedavi metodu sunmak en önemli şeylerden bir tanesi hekim olarak. E, bu plazma enerjisiyle tedavi edilen e, göz kapağının e, uygulama sonrası sürecini merak ediyorum açıkçası. Evet. Hastamızdan da en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. hasta ne zaman dışarı çıkıp yani kızarıklık, şişlik, e, normal sosyal dönüş açısından nasıl bir süreç bekliyor? Bu süreç aslında tedaviden belki daha da önemli. Eğer bu sürece uyurmazsa gerçekten ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Göz kapağında leke kalabiliyor her şeyden önce. Bu önemli bir sorun. Ve sürekli e, iletişim kurduğumuz, e, gündelik hayattaki birbirimize ilk baktığımız yer, aynada kendimize ilk baktığımız yer gözlerimiz. E, burada e, cerrahi sonrası ilk 2-3 ile gün hastanın göz durumuna göre ödem azaltabilmek için biz e, buz uygulanmasını öneriyoruz. Tedavi sonrası ve tedavi bittikten hemen sonra likit bir fondötenle tedavi uygulanan alan kapatılıyor. Buranın normal gün ışığı ya da yapay ışıkları görmesini istemiyoruz. Çünkü bunlar leke oluşumuna sebebiyet veriyorlar. Orada tedaviden sonra yaklaşık 5 günle kişinin yapısına göre... 10 gün arasında değişen bir kabuklanma ortaya çıkıyor. Bu kabukların dökülmesi sırasında bunlara kesinlikle dokunmamak önemli. Kendi kendine dökülmesini bekliyoruz. Bu sırada geceleyin gün içinde zaman zaman tekrarlamalarını istediğimiz bir likit fondöten mutlaka sürülüyor ışık görmemesi için. Geceleyin de bir ödem çözücü Solüsyonu küçük, küçük pamuklara erdi, e, emdirip yatmadan önce bir 10 dakika kadar e, bu lezyon üzerine koyuyoruz ve daha sonra da bir antibiyotikli göz damlasını sadece e, bu kabukların üzerine damlatırıp öyle uyumalarını istiyoruz hastaya Bayağı bir detayı varmış. Detayı var evet. E, <laughs> hatta başımıza şu da gelebiliyor bazen farklı. Bitkisel çözümlerle ben bu kapakları hızlıca iyileştirdim kabukları deyip göz kapağında leke kalabilen aman, aman. hastalarımız olabiliyor. Türk bunlara, kadınlarından geliyordur. Maalesef şeylere, bunlara uymak çok önemli hakikaten. Genellikle üçüncü günden sonra rahatlıkla gündelik hayatımıza dönebiliyoruz. Ödem anlamında yoksa ertesi günde her işimizi yapabiliyoruz. Evet. Normal doku kabuk döküldükten sonra ee, çocuk e, cildi gibi dediğimiz pembemsi bir doku e, açığa çıkıyor ve bu doku normal derisini e, elde edene kadar normal rengini e, mutlaka fondöteni kullanıyoruz ve birinci aydan sonra da bir 5-6 ay kadar e, güneşten korumak için de bir güneş e, kremi sürmelerini öneriyoruz.